اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلح. صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عرضت علي الجنة والنار فلم أرى كاليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا صدق رسول الله ونطق حبيب الله جماعة المسلمين إخواني الدين. قيمة دي جنش كاردشترم ve celal sıfatıyla muttasıf yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun azametine sığınıyoruz. Onun kudretine inanıyoruz. Her şeyden yüce olduğuna inanıyoruz. Her şeyin ondan geldiğine inanıyoruz. Hayır da şer de Cenab-ı Rabbimizdendir kardeşlerim. İşte o Allah'a hamd ediyor. Şükrediyoruz Nasıl şükretmeyelim ki Nasıl hamdetmeyelim ki Allah bizi yoktan var eyledi Varlığından haberdar eyledi Kendisine iman bahşeyledi Dünyada da ahirette de Halimizi durumumuzu beyan eyledi Şöyle şöyle olursanız Sonunuz budur Bunu açıkladı kuran Hakimi'nde haber verdi. Gönderdiği peygamberi Dişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaazuna nasihat etti. Açıkladı. Durumu bize arz etti. Dünyadayken daha ahirete göç etmezden evvel ahireti kazanmaya çalışın. Allah'ın azabından korkun. Elem verici bir azabı bize haber verdi peygamberler. Nerede, ne zaman bir musibet ve belanın geleceğini bilmediğimiz bir dünyadan geçiyoruz. Hal böyle olunca kardeşlerim, her an Rabbimize sığınmamız gerekiyor. Sığınacağız. Allah'ım sana sığınıyoruz. Görünür, görünmez musibet ve belalardan sana sığınıyoruz. Azabından korkuyoruz. Mekrinden korkuyoruz. Emin değiliz Allah'ım. Emin değiliz. Emin değiliz arkadaşlar. Genç kardeşlerim. Biz Allah'ın azabının geldiği yerlerde olmamalıyız. Allah'ın azabının nereye geleceği Kur'an-ı Hakim'de bildirilmiştir. Eğlence yerleri, boş yerler, kötü yerler, zinanın, kumarın, içkinin, İddianın, oyun oyuncağın, eğlencenin olduğu yerlere azap iner. Melekler, azap melekleri oraya bela indirir. Biz gençlerin, Müslüman, inanan gençlerin bu yerlerde olmaması gerekiyor. Pavyonda, kumarhanelerde, zina yapılan yerlerde Allah muhafaza eylesin. Kadın kızın eğlencenin bir olduğu yerlerde. Boş şeyleri yapan kimseleri izlemek için gidilen yerlerde olmamalıyız. Bunların hesabını veremeyiz. Camileri doldurmamız gerekirken maalesef futbol sahaları tıklım tıklım doluyor. Tıklım tıklım doluyor eğlence yerleri, sinema yerleri, dizi yerleri. Buralar doluyor. Buralara Allah'ın azabı geliyor arkadaşlar. Geldi Bizden evvel geçmiş ümmetlerde Rabbimizin belaları indi. Helak sebepleridir bunlar. Yabancı kadın yabancı erkekle olamaz ey genç kardeşim. Ey kız kardeşim, ey bacım, ey ablam. Ey abim, ey kardeşim. Haram olan yerler, Allah'ın yasak ettiği yerlere bir kulun gitmemesi gerekir. Azap gelir. Allah'ın azabı iner oldu. Bizden evvelki geçmiş ümmetlerde helak sebeplerini yapanlar helak oldular. Helak olup gittiler. Gökten ateş mi yağmadı? Taş mı yağmadı? Yer açıldı, yerin dibine mi girmediler? Taş mı olmadılar? Rüzgar mı gelmedi? Şiddetli yağmurlar mı gelmedi? Kıtlık mı olmadı? Neler neler? Kur'an-ı Hakim bize haber veriyor kardeşler. Kur'an-ı Hakim'in üçte biri kıssalardan ibarettir. Geçmiş ümmetlerden haber verir ki sonrakiler ibret alsınlar diye. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fatebiru ya Ey akıl sahipleri ibret alınız. Kendinize gelin. Kendinize gelin. Uyanın, agah olun. Dikkat edin. Dikkat edin. Allah'ın azabından emin olmayınız. Ansızın gelebilir. Ansızın gelebilir. İşte şefkat peygamberi ve Vesselam Efendimiz Allah'tan en çok korkandı. Korunmuş olmasına rağmen, peygamberler seçilmiş olmasına rağmen hiçbir insan kesbi olarak peygamber olamaz. Bu iş vehbidir. Allah'ın seçmesiyle olur. Allah seçer. Falanca peygamberdir der. Tüm peygamberler seçilmiştir. Hiçbir insan çalışarak peygamber olamaz. Çalışarak Allah dostu olabilirsin. Evliya olabilirsin. Ehlullah olabilirsin. Ehl-i Kur'an olabilirsin. Ehli ilim olabilirsin. Bunlar kesbidir. Faziletli bir insan olabilirsin. Salih bir insan olabilirsin. Bunlar kesbidir. Çalışarak elde edilen şeylerdir. Ama peygamberlik öyle değil kardeşlerim. Peygamberler dahi seçilmiş olmalarına rağmen, Mustafa ve müciteba olmalarına rağmen, Mursel olmalarına rağmen onlar bile korktular. Tüm peygamberler korktu. Peygamberler içerisinde en çok korkan da Allah, Allah Resulü Muhammed Mustafa idi sallallahu Çok korktu. Allah'ın azametinden, kibriyasından, kudretinden, celalinden çok korktu. Kızmasından, sinirlenmesinden, hitabından çok korktu. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi dedi. Aman ya Rabbi. Gökyüzünü bir bulut aldığında aman ya Rabbi dedi. Her yerde Rabbisine sığındı. Deprem oldu Rabbisine sığındı. Zelzele oldu Rabbisine sığındı. Güneş tutulması oldu Rabbisine sığındık. Ay tutulması oldu Rabbisine sığındı. Yağmur yağmadı Rabbisine sığındı. yağmur yağdı Rabbisine sığındı. Bulutlar gökyüzünü kapladı Rabbisine sığındı. İnne <laughs> kum ve etkakum billahi ene. Sizin en bileniniz, en takvanız, en çok Allah'tan sakınanınız ve korkanınız benim diyor Allah Resulü ve sellem. Çok korktu. Çok korkan bir yapıya sahipti. Çok korkan sığınır kardeşim. Korkmayan sığınmaz. Maalesef. Üzülerek söylüyoruz. Özgüven patlaması yaşayan bir gençliğin peyda olduğunu görüyoruz. Zevkü sefa. Zevk dünyası, eğlence dünyası içerisine girilmiş. Dünya birleşmenin fazla olduğu bir zamandan geçiyoruz, zeminden geçiyoruz. Kapitalizm sistemin zirve yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Herkesin alışverişe meyil ettiği şunu da alsam bunu da satsam diyerek dünyevileşme meselesi gerçek manada içimize girmiş durumdadır. Böyle bir durumda arkadaşlar dünyadan uzak işte özgüven patlaması dediğimiz nokta bu. Herkes kendi çalışmasına, kendi kesmine güveniyor. Öyle olmamalı. Veren de Allah. Kullu ma ve lehu ma Veren alan kardeşlerim. Bugün zenginsin, yarın fakir olabilirsin. Bugün fakirsin, yarın zengin olabilirsin. Bu Allah'ın için işidir. Allah'ın elindedir bu kardeşim. Allah'ın kudretidir. Verdiğine de vermediğine de hamd etmeli. Allah'a şükür etmeli. Azametinden sığınmalı arkadaşlar. Allah'ın azabından korkan bir peygamberin ümmeti olarak. Ey genç kardeşim, korkmalıyız. Allah'ın azabından korkmalıyız. Bu kadar rahat olmamalıyız. Bir Müslüman rahat olamaz. Kamil bir mümin rahat olamaz, mümkün değil. Allah'ın azabı yakalar. Kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim'de 300 küsür azaptan azap ayeti vardır. Yani azap haktır arkadaşlar. El cennetu ve naru hakkani. Cennet de cehennem de haktır arkadaşlar. İyi işler yapanlara Allah cenneti mükafat olarak verecek. Kötü işler yapanlara Allah cehennemi müstahak kılmıştır. Azap vardır, azap haktır arkadaşlar. 300 küsür ayeti söylüyorum size. 300 küsür ayet azapla alakalı. Vardır bu, haktır arkadaşlar. Azap. Bakın bizden öncekiler helak olup gittiler Allah'ın yolundan çıkanlar kardeşler. Dolayısıyla Allah'a dönmeliyiz. Allah'ın azabından emin olmamalıyız, korkmalıyız. Böyle bir yapıya sahip olan peygamber Allah'tan çok korktu, sığındı. Korkan sığınır dedim ya. Oraya dikkat korkan sığınır korkmayan sığınmaz bana bir şey olmaz özgüven patlaması dedik ya asla doğru bir şey değil bir müslüman bu kadar kendine güvenmemeli özgüven patlaması bu ne demek yahu bu ne demek ya He? gücü veren kudreti veren güç ve kudret sahibi Allah'tır bugün dimdik ayakta olabilirsin yarın belin bükülebilir her zaman gülmek yok ağlamak da var ağlamak da var. Yüzlerimiz gülse de kalbimiz hep mahzun olmalı. Zaten kâmil bir Müslümanın ahlakı bu kardeşim. Ne biliyor musun? Yüzü gülse de kalbi mahzun, kalbi mahzun. Niye? Niye mahzun? Çünkü iman ettiği Rabb'isini görememiş. Görmüyor, gaybe iman etmiş. Çok sevdiği peygamberiyle beraber olamamış. Çok sevdiği Allah dostlarına adam gibi hizmet edememiş. Hocalarının kıymetini bilememiş. Kur'an hakimin kıymetini bilememiş. Medresenin kıymetini bilememiş. Sohbetin kıymetini bilemem. Kalbi mahzun, mahzun. Rabbisine kavuşmayı arzuluyor. İşte kamil mümin o kimsedir ki Allah'a kavuşmayı bek o günü bekliyor. Allah'a kavuşma gününü bekliyor. Ya Lika Allah diyoruz Allah'a kavuşma günü. Nerede? Nerede? İşte o ölümle başlayan serüven. Ya. El mautu cisrun yusiru'l habibe ila'l habib. Ölüm bir köprü. Sevgiliyi sevgiliye kavuşturan. Ya. Kardeşlerim, özgüven patlaması böyle bir şey kamil müminde olmaması gereken bir şeydir. Kötüdür. Bir Müslüman kendine güvenmemeli. İşte bundan sebep Allah'a sığınamıyoruz kardeşlerim. Kendimize çok güveniyoruz. Evimize, yapımıza çok güveniyoruz. Arabamıza çok güveniyoruz. Malımıza, mülkümüze çok güveniyoruz. Servetimize çok güveniyoruz. Mesleğimize çok güveniyoruz. Çok ben fakir olmam. Kesinlikle. Kesinlikle olmam. Benim mesleğim çok yüksek. Kaç diploma sahibim biliyor musun? Ben bu diplomayı almak için, bu sertifikayı almak için neler yaptım? Nelerden geçtim biliyor musun? Arkadaşlar, kabirler böyle diyenlerle dolu. Gitti, gitti. Allah mühlet verir ama ihmal etmez. Allah mühlet verir fakat ihmal etmez. Ya özgüven patlamasıymış. Arkadaşlar dünyevileştiğimiz şu günlerde zaman ve zeminin bizi kapitalizm sisteme ittiği bu günlerde arkadaşlar Allah'a sığınmalıyız. Allah'ın azabı gelebilir. Gelebilir. Kadın, kızın, erkeğin birbirine karıştığı, ol ola, el ele, gönül gönüle dediği El işte göz, gözü oynaşta olan bir dönemde arkadaşlar şarkının çenginin fazlalaştığı bir dönemde azabın gelmesi an meselesidir. azabun elim. ayette böyle geliyor. Elen verici bir azap yakalayabilir, tutabilir. Sağ olun. İnne dadaşa rabbi keleşe deyid. Allah'ın o yakalaması var ya o tutması çok şiddetlidir. Bunun gibi nice ayetler kardeşler. Sonra ne diyor Cenab-ı Hak? Azabını beyan ettikten sonra kulum kendine gel. Kendine gel, uyan, agah ol. Dikkat et dedikten sonra ve iyya yefarhabun ve iyya yefettakun. Fettakun ya ulul albab. Bu ayetler birçok yerde geçerken sadece ve sadece benden korkun. Bana sığının. Ey akıl sahipleri benden sakının, titreyin. İşte Allah Resulü kulluğun zirve yaptığı bir şahsiyet. Bakınız, gösteren bir şahsiyet görmek isteyen Hazreti Muhammed'e baksın sallallahu aleyhi ve sellem. Kulluk nasıl yapılır? Allah'tan nasıl korkulur? O korktu. Etrafındaki insanlar da korktu. O korkunca etrafındaki insanlar da korktu. Talebeler ona benzediler. Talebeleri ona benzedi. Sahabe-i kiram efendilerimiz ona benzediler. Daha yeni iman etmiş. Hazreti Ömer çok cesaretli. Konuştuğu zaman dinlenen, kız istediği zaman verilen böyle bir zat. Malı mülkü var, serveti var, makamı var, mevkisi var Hazreti Ömer. Gazaplı, celalli, herkes ondan korkar. Böyle bir şahsiyetin iman ettikten sonra kedi gibi tabiri caizse, tabiri caizse böyle korkak, Allah'ın karşısında titreyen, gözyaşı döken çünkü peygamberini gördü peygamberi bazen ağladı sallallahu aleyhi ve sellem ağladı göz gözyaşı döktü onunla beraber ağladı nerede kudret nerede kuvvet ya Ömer ne oldu sana titredi titredi ağladı arkadaşlar gözyaşı döktü Hz. Ebu Bekir gözyaşı döktü Hz. Osman hayatı misali ağladı köşe bucak Kenara çekildi, ağladı, gözyaşı döktü. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi bizi yakalama ya Rabbi. Azabından koru muhafaza eyle ya Rabbi. Görünür görünmez belalarından koru muhafaza eyle ya Rabbi. Göçük altında kalmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Sele kapılmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Hep sığındı, peygamberi sığındı, onlar da sığındılar. İşte biz 21. asırda Hicri olarak 15. asırda yaşayan ümmeti olarak peygambere benzeyelim. Allah'ın azabından korkalım kardeşlerim. Allah'ın mekrinden, Allah'ın yakalamasından, ansızın azap indirmesinden korkalım. Allah kudret sahibidir. Bir Müslümanın kafire benzememesi, kafirlerle beraber olmaması, kafirin yolundan gitmemesi gerekir kardeşlerim. Ey gençler, ey gençler şeytan ve nefsin bir önceki sohbetimizde de bu meseleye bir vurgu yapmıştık. Şeytan ve nefsin insanı etkilediği bir dönemde Allah'ın azabı akla gelecek. Ben bunu yaparsam Rabbim beni cezalandırır. Korkam, korkmalıyız. Özgüven patlamasıymış. Korkmuyoruz işte. Bakın kendimize güveniyoruz. Kesbimize güveniyoruz. Korkmuyoruz işte. Bize bela gelmez. Bela gelmez. Nice yıkılmayan sağlamlıkta olan kaleler yıkıldı. Yıkılmayacak denecek kaleler yıkıldı arkadaşlar. Tir tir titredi. Allah'ın karşısında kim durabilir? Kim durabilir? Allah'ım koru muhafaza ile. Allah'ım gerçek manada iman etmeyi bizlere nasip eyle. Bir genç olarak senin azabından korkmayı çekinmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya, korkmadığımızdan tesettüre bürünemiyoruz. Korkmadığımızdan açık saçık geziyoruz. Korkmadığımızdan namazları terk ediyoruz. Korkmadığımızdan oruç tutmuyoruz. Korkmadığımızdan kendi kendimize fetva veriyoruz. Korkmadığımızdan yaşamımızı sanki hidayet demişiz gibi kabul ediyoruz. Ben ne yapıyorum ki diyoruz. Ben ne yapıyorum ki diyoruz. Nefsi emmare, kötülüğü emretmeye devam ediyor. Ben ne yapıyorum ki? Kimseye zarar vermiyorum ki. Sen kendine zarar veriyorsun. Sen İslam'a dönmemekle, Kur'an'a yapışmamakla, Resul'ün izinden gitmemekle kendine zarar veriyorsun. Kendine zarar verenin başkasına da mutlaka zarar oluyor. Kötü örnek oluyoruz çünkü. Kötü örnek oluyoruz. Yarın ahirette Allah'ın en sevmediği kimseler arasında olan kişiyi söylüyorum kardeşlerim. Ne olur ki yanarız. Ne olacak ki yanarız diyen bir kimseyi Allah hiç sevmiyor. Bunu ona dedirtiyor biliyor musunuz? Ne olacak ki yanarız. Günahı işlerim yanarız. Allah bu kelimeyi söylemekte muhafaza eylesin kardeşlerim. Nefsi emmare hiç korkmuyor. Hiç. Karşısında Allah mı var mı? Hiç korkmuyor. Ne olacak ki yanarız. Yaparız yanarız. Arkadaşlar en tehlikeli kelime. Allah'a baş kaldırmak neredeyse. Neredeyse. Allah'ın azabından. Düşününüz. Babanız sizi cezalandıracak. Biliyorsunuz ya. Celalli bir babanız var. Sinirli bir babanız var. Bir şey yaptığınızda o şeyi yaptığınızda size kızacak. Tir tir titriyoruz değil mi? Patronunuz var sinirli bir şey yaptığınızda kızacak size. Arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın azabı, siniri, itabı, gazabı hiçbir şeye benzemez. Benzemez kardeşlerim. Allah'ın azabından korkmalıyız. Tıpkı sahabe gibi, tıpkı sahabeye örnek alan tabi'in gibi, tıpkı tabi'in örnek alan tebev tabi'in gibi korkmalıyız arkadaşlar. Allah dostları, ehlullah hep korktular, hep korktular. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh gökyüzünü bulut kapladığı zamanda insanlar yağmuru beklerken o bela gelecek diye korkup Allah'a sığınırmış. Allah dostlarının huyudur bu, korkarlar. Bir gök gürültüsünde korkmuşlar çünkü Korkan biri peygamberleri vardı. Allah dostu olmak kolay mı? Evliya olmak kolay mı? Peygamberin izinden adım adım git, gitmek gerekir. Cenab-ı Hak azabından korkmayı bizlere nasip eylesin. Azabını da bize ulaştırmasın. Belasını da bize bulaştırmasın Cenabı Rabbimiz. Kardeşlerim okumuş olduğum ayeti celilede sevgili Rabbimiz bakınız ne buyuruyor. وَلَوْا اَنْ اَهْلَ Şayet o memleketlerin halkı var ya, evet o köylüler, o şehirliler, işte o medeni işte çağda yaşayanlar, yüksek yüksek binalarda bizim binamız evet yıkılmaz diyenler, evet vay ben fay hattında değilim evimi buraya yaptım veya tek katlı yaptım sağlam yaptım veya şu şu kaledeyim, he? sap sağlam kalelerdeyim, sap sağlam direkleri olan bir mevkideyim zamandayım, zemindeyim vesaire vesaire. İşte bunlar var ya, evet o kariye ehli, o köy ehli, o memleketlerin halkı, evet kafir olup isyan edeceklerine amenu, şayet iman etmiş olsalardı. İsyan edeceklerine, Allah'a baş kaldıracaklarına, kendilerine güvenip Allah'a güvenmeyeceklerine, Allah'a iman etmiş olsalardı, Evet. Ve Allah'tan hakkıyla kork korksalardı. Günahlardan sakınıp Allah'a sığınsalardı. Ya. Günahların çoğaldığı bir dönemde. Günahlardan kaçınıp Allah'a sığınma döneminden geçiyoruz kardeşlerim. İşte iman edip takva sahibi olsalardı o kariyehli. Le fetahna aleyhim berekatin. Ey gidey Rabbimiz. Le fetahna aleyhim. Onları açardık berekatin. Bereketler. Kapılar açardık. Mine semai semadan vel arzı yerden. Yerden ve gökten onlara gelecek yağmur ve rızıklar yağdırırdık onlara. Nice bereketler, nice hazineler kapılarını açardık onlara. Ve lakin fakat bu yalanladılar. Yalanladılar. Öleceğiz mi? Öleceğiz, öleceğiz ama olsun yarın tövbe ederim. Öleceğiz arkadaşlar. Hiç Müslümana yakışır mı bu? Hiç yakışır mı? Öleceğini bilen bir kimse hemen tövbeye sarılır. Öleceğiz tabii öleceğiz yarın. Hele bir askerden gelelim, hele bir evlenelim, hele bir çocuğum olsun, hele bir hacca gidelim, hele bir umreye gidelim derken 50 yaşını devirmişiz. 60 yaşını devirmişiz. Sonra Rabbimiz ne diyor? Ali Sattu vesselam vasıtasıyla evet bir kimseye Allah 60 yıl ömür verdiyse daha artık onun özrü yok. Özrü yok. Özrü yok. Bitti. Kaba. Ben sana 60 yıl vermişim düşünüp taşınasın ve dönesin diye. Tövbe edesin diye. Bir insan 40 yaşına kadar gençtir. Şimdi sohbetlerimiz gençlere yönelik. Evet gençliğin sohbeti. Ya yaşlılar dinlemesin mi? Dinlesin. Bu ayetler, bu hadisler hepimizi etkilemeli. Ama en çok gençleri etkilemeli. Gençliğin yoldan çıktı, zamanadan çıktı arkadaşlar. Bir dönemden geçiyor. Köşe başları, köşe başları köprü, köprü atlarının Gençlerle dolu olduğu bir dönem. O gençleri kim kurtaracak? Biz kurtaracağız. Birilerine bir ayet, bir hadisle yaklaşacağız arkadaşlar. Kuslu bilmeyen, teyemmümü bilmeyen, abdesti bilmeyen, namazı bilmeyen, Allah korkusu taşımayan bir gençlik peydah olmuş gidiyor. Kim kurtaracak? Bunları Allah bizden sorar kardeşlerim. Allah sorar. Ya. Ve lakin fakat kezzebu yalanladılar. Ya. Allah'a tabi olmadılar. Allah'a inanmadılar, güvenmediler. Sığınmadılar. Do ne oldu? Fe ahadnahum bi makanu Allah da yapmış oldukları şey sebebiyle onları yakaladı. Tuttu. Yakaladı. Azap yakaladı onlar. Devam ediyor Rabbimiz. Efe min ehlul kura. O kariye ehli emin mi oldu? Ey yetiyahum ba'suna bayatan ve hum naimun. Onlar o kalye ehli memleket halkı. Çetin azabımın onlara geceleyin kendileri uyurlarken ansızın gelmesinden korkmayıp emin mi oldu? Gece. Vahum <laughs> naimun. Onlar uyudukları halde. Buna mı yani uykudayken Allah'ın azabının gelmeyeceğini mi düşündüler? Bundan emin mi oldular? Eve emin ehlül O kariye emin mi oldu? Ey ye'tiyehum اَيَّا اَتِيَهُمْ بَأْسُنَا ذُحَوَّهُمْ Allah'ın o azabından, o mekrinden, o elem verici tutmasından, kulunu beklemediği taraftan ansızın yakalamasa anlamına gelen o mekir, o tutmadan, mekrinden güvence mi, güvencede mi oldular? Evet. Onlar ne yapıyorlardı? Ne anında? ذُحَوَّهُمْ yelabun. O kuşluk vakti. O gündüzün o tam e, hararetli vak, vaktinde. O eğlenceye daldıklarında, oyun oyuncuya ve iş güce daldıklarında tam o kuşluk vakti azabın gelmesine emin mi oldular? Devam ediyor üçüncü kez Rabbimiz. Efe eminu mekrallah. Yoksa onlar Allah'ın mekrinden ansızın yakalamasından emin mi oldular? Fela yemenu mekrallahi kavmul hasirun. Hayır, hayır, hayır. Allah'ın mekrinden, Allah'ın azabından ancak husrana uğramış kavimler emin olurlar. Bir Müslüman Allah'ın azabından emin olamaz kardeşlerim. Rabbimiz öyle buyuruyor. Allah buyuruyor, Resulullah Efendimiz duyuruyor. Hocalar Allah dostları bunu sohbetlerinde söylüyor. Dolayısıyla Allah'ın azabından, gazabından, itabından Allah'a sığınıyoruz. Emin de değiliz. Allah'ım emin değiliz. Böyle olan bir Müslüman asla günah işlemez. Günah işlememize neden? Allah'ın azabından korkmadığımızdandır. Ahireti düşünmediğimizdendir kardeşler. Okumuş oğlum hadis-i şerifte. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakınız ne buyuruyor? Urizat alayya el cennetu nar. Bana diyor cennet ve cehennem arz olundu. Gösterildi biliyorsunuz. Ali sallallahu ve efendimize Miraç'ta cennet cehennem hepsi gösterildi. cennetlikler, cehennemlikler gösterildi. Felem era kel yevmi fil hayri ve şerri ve Hayır ve şer hususunda o günden daha dehşetlisini görmedim diyor. O günden daha dehşetlisini görmedim. Ve lev ta'lemun ma Şayet benim bildiğimi bilmiş olsaydınız. Le dahiktum galilen az güler ve <laughs> lebekeytum Çok ağlardınız. Benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Sahabe-i kiram efendilerimiz buyuruyor ki Hazreti Enes'ten rivayet edilen bu hadis-i şerifte فَمَا اَتَى عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ مِنْهُ Sahabenin üzerine o günden daha dehşetlisi olmadı. Peygamberimizin bu hutbesinden, bu vaazından sonra çok etkilendiler göptüler rü'usuhum başlarını örtüler öne eğdiler örtüleri olan örtü öne eğdi örtüsü olmayanlar kafalarını eğdiler ve lehum haninun hıçkıra hıçkıra ağladılar arkadaşlar hıçkıra hıçkıra ağladılar eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız tam tersi oldu şimdi özgüven patlaması ya hani şimdi herkes güveniyor ya kendine şimdi ha Evet ne oldu? Çok gülüyoruz, azalıyoruz. Belki hiç ağlamıyoruz. Harbuki Rasul hikmeti Makafetullah, Hikmetin başı, tüm hikmetlerin başı, evet Allah korkusudur. Kalpte Allah korkusu olmayan bir kimse nasıl ağlasın? Ağlayamaz. Ağlayamaz kardeşler. İmam-ı Şibli rahmetullahi aleyh, Allah dostlarının piri, büyük zat. Rabbimizin büyük kılmasıyla büyük oldu. Ehlullah'ın önde gelenlerinden İmam Şibli rahmetullahi aleyh kürsüde sohbet ediyor. Vaaz ediyor talebelerine, cemaatine. Kıyametten anlatıyor. Haşırdan, neşirden anlatıyor. Sırattan, mizandan anlatıyor. Hesaptan, kitaptan anlatıyor. Ahiretin o dehşetli anlarından anlatıyor. Herkes kulaklarını vermiş sohbetin o şey yerinde dikkat dikkat kesilmiş. Hepsi dikkat kesilmiş. Ağlayan ağlayan. İmam-ı rahmetullahi ağlayarak sohbet ediyor. Vaaz-ı nasihat ediyor. Tam o sırada Ebu'l Hüseyin Nuri rahmetullahi aleyh. O zaman da yaşayan yine büyüklerden bir tanesi bir zat içeri giriyor. Diyor ki ya imam. Ne bu kadar zorlaştırıyorsun? Ne milleti ağ ağlatıyorsun? Ne azaptan, kitaptan böyle bahsediyorsun? Kolaylaştır biraz bu nasıl bir iştir? Deyince varsa o kolaylık sen söyle biz de onu yapalım. Öyle değil midir? Deyince Ebul Hüseyin Nuri rahmetullahi aleyh cevaben şöyle diyor. Allah'a vereceğimiz hesap iki kelimedir diyor. Aslında bunu derken İmam-ı Şibli'nin vaazından daha fazla bir şerh ve beyan isteyen iki kelime. Hey gidey. O da biliyor aslında birbirlerine naz yapıyorlar naz yapıyorlar. O da ikisi de birbirine saygı ve ihtiramda son derece zirve yapmış insanlar. Birbirlerini çok seviyorlar. Aslında orada bir siyaset, aslında orada bir Allah adamı olduklarının işaretidir bu. İki kelimeden ibaret değil midir diyor ya imam. Nedir o? Kolaylaştır madem öyle. Evet. Sen Allah hu hu huzurunu alacak bizi. Arkadaşlar bundan kaçış yok. Allah bizi huzuruna alacak. Allah'ın huzuruna çıktığımızda iki kelime Allah senin için neler yaptı? Öyle değil mi? Birinci kelime bu. Allah bizim için neler yaptı? Bizi yoktan var eyledi, nimetler bahşeyledi, annemiz babamız, teyzelerimiz, dayılarımız, görünür görünmez maddi manevi nimetler. Allah hepsini bunu karşılıksız yaptı. Bunu fazlından yaptı. Yaptı arkadaşlar. Yapıyor mu hala? Yapıyor. Günahkar olduğumuz halde rızıklandırıyor mu? Rızıklandırıyor. Bırakın rızıklandırmayı. Bedendeki şu nimetlere bir bakınız. Yediğimiz her şeyin bir de gitmesi var. Boğazdan geçmesi, ondan sonra işte ne bileyim nefes borusu, yemek borusu, midenin çalışması, bağırsağın öğütmesi, böbreklerin çalışması vesaire vesaire. Sonra özür diliyorum dışkıyla dışarı çıkması, idrarla dışarı çık. Bunların hepsi nimet çıkabiliyorsa. Çıkmıyor bazen. Çıkaramayanlar var. Hastane kapılarında köşelerinde dolananlar var. Ya Allah bize karşılıksız veriyor değil mi? Bakınız birinci cümle. Ebu Hüseyin Nuri Rahmetullahi'nin birinci cümlesi. İki cümle demişti ya birinci cümlesi. Allah senin için neler yaptı? İki sen Allah için neler yaptın? Sen Allah için neler yaptın? Allah böyle diyecek. İşte bu hesap iki, iki cümleden ibaret. Kardeşlerim Allah'ın huzuruna çıkarılacağız. Allah tüm insanlığa da hitap edecek, ferdi olarak da karşısına alacak. Hani meşhur bir hadis-i şerif var bilirsiniz. Yarım hurmadan da olsa cehennemden korununuz hadisini duymuşsunuzdur. Yarım hurmayla da olsa cehennem azabından sakının, korunun. İşte bu hadisin evveli şudur. "Nâminküm min hâdin illâ se yukellimuhu rabbuhu. Leysâ beynehu ve beyne Allahi Arkadaşlar hadis böyle de devam eder. En son peygamberimiz son noktayı kor. Yarım hurmayla da olsa cehennemden, azaptan Allah'a sığınınız. İşte bu okumuş olduğum hadis-i şerifte. Allah karşısına kulunu alacak, teke tekte konuşacak ya düşününüz. Teke tekte bizi yoktan var eden Allah karşısına alacak bizi. Tabi bu arada herkesle konuşmuş olacak ama herkes diyecek ki ya Allah benimle teke tekte konuştu. Bunu kimse farkına varmayacak. İşte orada hesap soracak Allah. Allah diyecek ki kulum hani sen dünyadayken şöyle şöyle işler yaptın. Sen şöyle şöyle işler yaptın ben de örtmüştüm. Annenin bilmediği, babanın bilmediği, hanımının bilmediği, çocukların bilmediği, kardeşlerin bilmediği, arkadaşların bilmediği, patronun bilmediği. Yaptığın gizli işler vardı ya. Evet. İstesem ben onu örtebilirim. Kudret sahibiyim. Yaparım bunu. Yaparım. Ben ayıpları örten bir Sıfata sahibim evet Allah kimilerinin arkadaşlar dünyada örttüğü, ayıplarını ahirette örtecek ama kimilerinin de ayıplarını ortaya koyacak. İşte bu hadis-i şerifte Allah'la kul arasında bir tercüman olmayacak, bir perde olmayacak, Allah'la konuşacak hesaba kitaba çekilecek. İşte o dehşetli güne hazırlanmamız gerekiyor. İşte o azamet ve kibriya sahibi olan, yücelik ve kudret sahibi olan, celal sıfatıyla mutasif olan Allah'ın azabından korkmalıyız kardeşim. Dolayısıyla Allah ile barışık yaşamalıyız ey genç kardeşim. Allah ile barışık yaşamalıyız. Allah ile aramız iyi olacak. Allah bizi cezalandırmasın yahu, Cezalandırmasın. Allah musibet vermesin. Allah'ın azabı nereden gelir bilemez. Onun için kardeşlerim, kardeşlerim. Efendi babamız Alaeddin Efendi kutsesir ruhu. Efendi Hazretlerimize, Mahmud Efendi Hazretlerine biliyorsunuz Ali Efendi dört mezhep müftüsü. Çok büyük bir zat. Ee, Allah onun şefaatine nail eylesin. Ona müteşekkiriz. Öyle bir talebe yetiştirdik ki bize Hacı Mahmud Efendi Hazretleri gibi böyle Allah'ından korkan, müttaki, zühd sahibi, vera sahibi, ilmiyle amil, tasavvufun makamatına vakıf, hal ve kal ehli bir insan, olan Hacı Mahmud Efendi Hazretlerine hitap ediyor Alaeddin Efendi. Oğlum Mahmud Allah'ı öyle sevesin ki o sevgi seni Allah'a götürsün. O seni o sevgi seni Allah'a itaate götürsün. Oğlum Allah'tan öyle korkasın ki o korku seni o korku seni Allah'ın azabından sığınmaya götürsün. O korku seni Allah'tan azab, gelecek azaptan sığınmaya götürsün. Öyle sevesin ki itaate götürsün. Öyle korkasın ki Allah'a sığın, sığınmaya götürsün sen. Ya ne, ne güzel bir nasihat. Arkadaşlar çok seveceğiz, çok korkacağız. Peki o zaman özetleyelim. Özetleyelim. Bizim nasıl bir hayatımız olacak? Beynel havfi ve racai. Korkuyla ümit arası bir hayatımız olacak. Korkacağız ama ümit var da olacağız korkacağız. Ayağımızın kaymasından korkacağız. Ben şu günahı işlersem Allah azap verir, azap indirir korkacağız. Ama rahmetinden de ümidini kesmeyeceğiz. Günahkarız. Tamam. Yapamıyoruz, beceremiyoruz ama Allah'ın rahmeti vardır. Biraz önce de söylediğimiz gibi Allah örter kardeşim. Ayıpları örter kardeşim. Yeter ki biz Allah'a imanımızı ortaya koyalım. Güvenelim ona. Sadakatimizi ve samimiyetimizi ortaya koyalım kardeşlerim. Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e sırru. Yine gençlere hitap ederken, sohbet ederken. Ey gençler! Hocalardan uzak durmayın. Aksi halde cehennemin kucağına düştünüz demektir. Onun ateşine dayanamazsınız. Sigara, sigara kağıdından daha da zayıfsınız. Ya. Hocalarla beraber olacağız. Gençler, gençler. Mutlaka hocalarla beraber olacağız. Bir sohbet meclisine kendimizi atacağız arkadaşlar. İşte bu sohbetlerle dirileceğiz Allah'ın izniyle kardeşler. Cenab-ı Hak azabından bizleri korusun muhafaza eylesin. Kardeşlerim aleyhissalatü vesselam Efendimizin duasıyla sohbetimi sonlandırmak istiyorum. Çok önemli bir dua. Sabah akşam Rabbi, Allah Resulü'nün etmiş olduğu bir duadır bu. Bunu inşallah ezberleyelim ve hayatımızın هل إني أسألك العافية في الدنيا والاخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن من تحتي اللهم أغنني بالعلم ve zeyyinni bil hilm ve kerrimni bil takva ve cemminni bil afiye. Nedir o? Allahümme ya Allah'ım inni şüphesiz ben eselüke istiyorum senden el afiyete fid dünya vel Dünyada da ahirette afiyet istiyorum. Dünyada da ahirette de huzur istiyorum. Huzur, gönül huzur. Afiyet nedir? Afiyet gönül huzurudur. Allah'ın azabından korunan, Allah'ın azabından korunan, görünür görünmez musibetlerden korunan, Allah'a dayalı bir hayatın ta kendisidir afiyet. Gönül huzuru yani ez cümle. Afiyet istiyorum dünyada da ahirette de. Allahümme ey Allahım inni eselukel vel afiyete. Senden af ve afiyet istiyorum. Bakınız af ve afiyet istiyorum. Kurtuluş istiyorum fi dini. Ya Rabbi bakın Efendimiz Aleyhisselam dini ön aldı fi dini dinim <laughs> hususunda afiyet istiyorum. Kurtuluş istiyorum ya dinine bir adamın zarar gelmesinden. Kişi Allah'a sığınmalı. Efendimiz Aleyhisselam sığınmış. Halbuki onun dinine zarar mı gelir? Allah onu korur. Ama bize bir şey öğretiyor. Dini mi hususunda afiyet ver ya Rabbi? Düşününüz. Bir kimsenin dini tam değilse, dinine zarar geldiyse, abdest, namaz, oruç vesaire, ahkam-ı şer'iye yok ama adamın dünyalığı iyi. Adamın hanımı iyi. Adamın vesaire arabası iyi. Adamın malı mülkü iyi. Ne fayda arkadaşlar? Ne fayda? Ne fayda? Dinine zarar gelmiş. Dininde afiyet yok. Ne fayda? Onun için fi dini diyerek, fi dini diyerek dinime zarar verecek şeylerden sana sığınıyorum. Afiyet ver ya Rabbi. Ve dünyaya, sonra dünya. Dünyada bana afiyet ver. Dünya hususunda, işlerim hususunda? Ticaretle meşgul oluyorsunuzdur ki Allah için yapacaksınız ticaretinizi. Mesleğinizi Allah için ortaya koyacaksınız. O da bir ibadettir. El-Kasibi Habibullah. Kesmeden çalışan Allah'ın sevgilisidir. Ey genç kardeşim mesleğin vardır. Diplomanla meslek sahibi olmuşsundur. Güzel bunu Allah için yap. Ticaretini Allah için yap. Kazancını Allah için yap. İşte bu dünya hususunda bana zarar verme ya Rabbi afiyet ver. Ve ehli ehlime zarar gelmesinden afiyet ver ya Rabbi. Ve mali zarar gelmesinden afiyet ver ya Rabbi amin. Allahümme sura avrati ayıplarımı ört ya Rabbi. Ve amin ravati korktuklarımdan emin kıl ya Rabbi amin. Allah'ım mahfazni min beyni yedeyye ve min halfi. Önümden arkamdan geleceklerden koru beni. Ve an yemini ve an şimali. Sağımdan solumdan geleceklerden beni koru ya Rabbi. Ve fevki üstümden geleceklerden koru. Ne kaldı? Alt kaldı. Ve e'udu bi azametike. Azametine sığınıyorum. En vuhtale min tahti. Yerin dibine batırılmaktan. Yerin dibine batırılmaktan. Göçük altında kalmaktan da senin azametine sığınıyorum. Amin. Allahum mağnini bil'ayim. Allah'ım bana ilim zenginliği ver. Amin. Ve zeyyinni bil hilim. Beni hilimle, yumuşaklıkla, güzel huylulukla süsle ya Rabbi. Ve kerrimni bit takva. Bana takvayı ikram eyle. Takvayı ver ya Rabbi. Ve cemmilni bil afiye. Bana afiyet nasip eyle ya Rabbi. Amin. İşte bu duayla da arkadaşlar Rabbimize sığındık. Allah'ın azabından emin değiliz. Korkuyoruz, korkuyoruz. Korkuyoruz ama çok korkmuyoruz. Nasıl çok korkmuyoruz? Bizi ümit bizi ümit çok korkmamaya sevk ediyor. Yani ne demek? Allah'ın rahmeti eş değerde. Korkacağız ama ümit var da olacağız. Beynel havfi ver raca. İşte o Rabbe sığınıyoruz. O Rabbe sığındığımız için çok korkmayacağız. Ama Allah'ın azabından kesinlikle korkuyoruz. Korkuyoruz bizi yakalar mı yakalamaz mı onun için bu korku bizi günahlardan uzaklaştıracak kardeşlerim. Tekrar söylüyorum. Günahlara düşmemizin tek bir sebebi var. Allah'tan hakkıyla korkmadığımızdandır. Cenab-ı Hak gerçek manada kendisinden korkanlardan eylesin. 300 küsür azap ayeti varken Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah'a sığınmışken bizim rahat olma lüksümüz yok arkadaşlar. Cenab-ı Hak gerçek manada kendisine inanan, kendisine güvenen, kendisine sığınanlardan eylesin. Amin. Bi hurmeti daha ve yasin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى